Of ya, ne yemekti ya? Yalnız babaannem nasıl? Hemen getirdi herkesi oraya. Bakalım bundan sonra her şey güllük gülistanlık olacak mı, göreceğiz ama. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama... bizim bir artık güllük gülistanlık olmamız lazım. Gül, bu bizim elimizde. Biz istedikten sonra güllük gülistanlık olabiliriz. Cemal, hani Hilal ile Kemal nikah masasındayken Niyazi bir soru sorduğunda ben senin kulağına bir şey fısıldadım, hatırlıyor musun? Evet. Evet. Bence de evet. Cemal. Benimle evlenir misin? Niye gülüyorsun? Ya ama Cemal hala gülüyorsun. Ayıp ya. Tamam tamam. Tamam, gülmüyorum. Cemal, ya bak ciddi ciddi bir soru sordum ama gülüyorsun. Bak, bak küseceğim şimdi. Tamam gül, tamam. 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 Yani evet. Ha. Yo. Hayır. Hayır mı? Yok. Cemal anlamıyorum. Yani evet de demiyorsun, hayır da demiyorsun. Sen de benim gibi biraz düşüneyim diyorsun, öyle mi? Ha. Yok. Yok, yok, yok Cemal. Ama tek söylediğim bu ya. Cemal. Bir cevap ver bana. Benimle evlenir misin diyorum. Peki. Şöyle yapalım o zaman. Sen gel, beni babamdan iste. O olur derse evlenelim. Nasıl? Sultan Hanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bizi... sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyiz acaba? Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Azıcık sabredin bir. Önce Cemal bizi kayfelerimizi yapıversin bakayım. Cemal mi? Heh, Cemal. Kayfe. Kayfe. Kızım. Kalk abine yardım et ve yavrum gafileri yapıverin hadi. Hepsi yok. Dur, dur. Günün kahvesi bu mu? Var. Kafesi yavrum.
kahvelerimizi içtik. Ağzımızın tadı geliveydi gari. Gelelim sebebi ziyaretimize. Diyeceğim odur ki bizim çocukla kızım Gülsüm'le oğlunuz Cimal karşılaşıvermişler. Tanışıvermişler. Birbirlerini sevmemişler. Şimdi biz de Allah'ın emri peygamberin kavlinle kızım Gülsüm'e oğlu Cimal istemeye giremedik. Yani ne diyeyim bilemedim ki. Ne demek? Ne diyeceksin? Cimal, yavrum sen ne diyorsun? Vallahi baba, sen nasıl uygun görürsen. O zaman biz biraz düşünelim. Neyi düşüneceksin lan? Düşünem. Biz ailece bir düşünem. Malum Sultan Hanım şimdi damat evi, naz evi. Sen niye gülüyorsun? Ya... Hı? Yani bir düşündüm de... çok garip olmaz yani. Ne olmaz? Ya işte benim gelip seni babandan falan istemem... bir tuhaf. Hı. İyi. Peki o zaman ne yapalım? Biliyorsun Gül, bizde adetler böyle. Peki, tamam. Ona da tamam Cemal. Seni gelip babandan isteyeceğim. Yeter ki evlenelim. Gerçekten yapar mısın bunu? Yaparım. Yaparım. Çünkü seni gerçekten çok seviyorum. Şu an var ya... hiçbir şey umurumda değil. Seni seven biri olunca... dünyanın geri kalanı umurunda olmuyor. Var ya, başka açıklaması yok yani. Hakikaten izliyorlar galiba bizi. Neyse, en azından Kamuran aramıyor. Gül. Ne var? Ay, efendim abla ya. Allah canını almasın Niyazi, ne var? Tamam da yani çok yanlış bir zamanda aradım. Kim bu sabah sabah? Ana, gelin kızım arayıp duru. Alo? Alo, Dudu teyze günaydın. Günaydın kızım, sana da günaydın.
Hayırdır, beni mi özledin sabah köründe? Vallahi ne yalan söyleyeyim, özledim. Siz de beni aramayınca ben arayayım dedim. İyi ettin kızım, iyi ettin. Kızım sizler meşgulsünüz, işleriniz güçleriniz var, ondan aramıyorum ben. Ay olur mu öyle şey Dudu teyze? Lütfen siz ne zaman istediğinizde arayın. Hatta çok mutlu olurum. Tamam tamam, ararım bundan sonra. Ya Dudu teyze, ben sizden bir yardım isteyecektim. Ne demek? De bakayım, ne isteyeceksin? Şimdi ben otlu börek yapacağım da sizden bir tarif alabilir miyim? Çok kolay ki. Verin tabii, nereye vermeyin? Şimdi sen kaç kilodan yapacaksın? Yok yok, öyle kilo falan değil. Ya 5-6 tane falan yapacağım. Hatta 3 su bardağı un koydum. Şimdi bak. Can kulağıyla dinliyorum. Tamam. Cemal'e yapacağım. Ha. Cemal'in kalbini fethedeceğim yani diyorsun. Ay yok be abla. Yani öyle bir niyetim yok. Öyle içimden geldi. Biliyorsun erkeklerin kalbine giden yol midelerinden geçiyor. Ama şekerim o yolu aşmak biraz zor oluyor. Çünkü anneleri daha önceden o yolu fethediyorlar ve orayı çin setli gibi bir duvar örüyorlar. O yüzden o duvarı aşmak oldukça güç, bunu da bil tamam mı? O zaman çok akıllıca bir iş yaptım abla. Ne yaptın? Annesini arayıp tarif aldım. Deli ya. Akıllı senin. Dur ben de sana otları doğrayayım da yardımım olsun. Aa, ya hayır abla, bırak. Her şeyini ben yapmak istiyorum. Her aşamasında benim parmağım olmalı. Ay, iddialıyım yani diyorsun. Evet. Al. İyi, öğren de bize de yap bari. Bakarız. Günaydın. Seni de günaydın uyanım. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ay çok güzel olmuş ya. O ne ya? Ne yazıp duruyor orada? Hiç öyle haber ya. Haber yani. İki tane de alabilir miyim? Buyurun. Tamam. Teşekkürler. Buyurun. İyi günler. İyi günler, iyi günler. Anam, anam, üle bu ne? Abo, gazeteyi buluvermişiz ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Al bakalım Niyazi. Sağ olsun. Mansur, Ali. Sağ ol. Oh. Lan Sultan Ana helal olsun lan. Yusuf Emmi ile Hüseyin Emmi'yi nasıl barıştırıverdi? Lan tarlalar, öküzler elden gidiyor diye şuradan ağrı nasıl koşturuverdiler gördün mü lan? Yalnız ben bir şey söyleyeyim. Sultan Ana yaman kadın arkadaş. Şuraya söylesene onu. Sultan Ana yaman kadın arkadaş. Niyazi tut. Ne oluyor lan? Sana geldi laf. Sabah sabah başlamayın gene, benim asfalyalarımı attırmayın ya. İyi günler. Hoş geldin lan. Hoş bulduk. Sıdık. Anahtarı ver bakayım. Böğün arama bende. Gaz yok, gaz koyuvereceksin. Ona göre. Gaz mı yok? Nerelere gittin lan sen? Nerelere götürdün kızı? Sana ne hikmet? Sana ne diyor ya? Zaten bak bugün çok kötü şeyler hissediyorum beyler. Çok fena şeyler olacak yani. Ya felaket tellalını geçtin ha. Bir günde iyi bir haber ver lan. Hep kötü haber verip durun ya. Ya aram, aram, aram. Ya arkadaş, köycek haber oluvermişsiniz. Bunu bakın. Nasıl olmuş lan o? Ya bağırsanıza gazeteye çıkmışız. Abo, nereden çıktı lan indi bu? Hakikaten. Kim yapmış sen bu haberi? Bu Oya Hanım var ya hani Tişi'nin misafiri. Bence o yapmış olabilir.
Olabilirdi, olabilirdi. Orada yazıyor. Oya Şahin, Şahin. O yapmış. Bir dakika, bir dakika. Bu ne lan? Çok güzel bir yere parmak bastın. Oya bu ne? Çok beğendim değil mi sürprizi? Oya sen ne yaptın ya? Yani işte kıyak geçtim sana. Gül'ün sevginin olduğunu herkes bilecek. Oya beni yaktın. Beni mahvettin. İstanbul'dayken evliliğe hazırlanan çift mi? Gallı Gül. Oh. Arkadaşlar, bu haber Cemal'i bitiri. Bunu yok etmemiz lazım. Hayati, bugün hiç gazete gelmedi köye. Gazete satmayacaksın, hadi gidin diyeceksin. Gidin, vermiyorum gazete falan diyeceksin, tamam mı lan? Ya arkadaş, öyle mantıksız şey olur mu? Adamlar belki çiçekleri yan köyden alacaklar gazeteye. Doğru diyor, ne yapacağız lan? Arkadaşlar, Cemal'in, Memal'in hiç kimsenin haberi olmadan bu haberi buradan çekip çıkartacağız. Doğru diyor lan, oyup çıkartan bunu buradan. Oyup çıkartan. Ya adam gazeteye alınca bunun ortası niye delik? Niye oyulmuş demeyecek mi arkadaş? Ya şey diye bir şey var. Neydi o? Baskı hatası. Baskı hatası diye bir şey var. Evet. Gazete böyle geldi diyeceğiz. Gelse. Bu güzel bir fikre benzeyip duru. O zaman ben gideyim gelin bütün gazeteyi toplayın gelin. Topla hepsini. Hadi git hadi. Koş. Sıddık sen de içeriden çakı bıçak ne varsa getir. Bu işi el birliğiyle hallediveren. Yürü hadi. Tamam, hadi yürü. Çabuk yürü. Yürü. Hadi. Yürü. Ben de varım. Ben Hikmet bizim derdimiz de senle deyip durursun lan. Yakışıklı çıkışın ha. Al al. Oh. Yavaş. Günaydın. Ah. Sana da. Bir saniye, geldim. Hoş geldin. Bak, sana kahvaltı getirdim. Aa, kahvaltı mı? Bana mı getirdin? Evet. Hadi gel sen kahvaltını yap. Ben de senin yerine çalışırım. Benim yerime mi çalışacaksın? İyi, peki. Al o zaman. Aa! Otlu börek mi yoksa? Vallahi otlu börek ya. Sen mi yaptın yoksa? Evet. Beğendin mi? Beğendim mi? Vallahi şahane olmuş Gül. Hakikaten sen mi yaptın? Herhalde yani Cemal. Bir bakalım tarifi kimden aldın? Tarifi kimden aldın? Bilmem. Tamam, o zaman şöyle sorayım. Sence bu köyde en güzel otlu böreği kim yapıyor? Ah. en güzel otlu böreği kim yapıyor? Onu söylemesem Gül. Niye ya? Söyle işte. İsrar ediyorsun. O zaman bu köyde en güzel otlu böreği yapan Kamuran mı? Ya Cemal, ne Kamuran'ı ya? Ya ama Gül soruyorsun. Soruyorsun en güzel otlu böreği kim yapıyor diye. Ben de söylüyorum sana işte. Bu köyde en güzel otlu böreği Kamuran yapıyor diye bilinir. Ne yapayım? Sordum. Geç Kamuran'ı. Geçtim. Tamam, o zaman şöyle soruyorum. En çok kimin yemeğini beğeniyorsun? En çok kimin yemeğini? İşte bak, bu soruya bütün erkeklerin cevabı aynıdır. Tamam, söyle işte. Anam. Bildim. Anam bildim ya. Anamdan gittin, tarifleri aldın. Sonra gittin, otlu böreği yaptın da. İşte bütün bunları ne zaman yaptın sen Gül? Sabahın köründe. Sabahın köründe. Benim için yani. Çok sağ ol, vallahi şahane olmuş. Hakikaten tam sevdiğim gibi otlu börek olmuş. Peki, 10 üzerinden kaç puan veriyorsun bana? 10 üzerinden... otu var. Pişmiş de. 10 üstünden... 10. Ya! Ya çok sevindim beğenmene. Hadi bakalım. Dur, tamam boğma bak. Tamam hadi, onların hepsi bitecek. Hepsi? Evet. Ey maşallah. Hadi bakalım. Yardımcı olmayacak mısın? Şşş, bana bakın lan. Bu haberin Gül'le Gağan kısmından hiç kimsenin haberi olmayacak ha. Tamam mı? Eğer olursa köyümüzdeki Gül'le Cemal aşkı abuk sabuk bir hal alır. Şu lafımı da unutmayın. Yağmur yağar dam ıslanı,
Alem konuşuyor, adam kıskanı. Doğru diyorsun. Alem konuşabilir. Hele Cimal duyarsa büyük sıkıntı olur. Hepimiz ıslanırız vallahi. Hayati Bey, müsaitseniz bir sizin dükkana kadar gelebilir misiniz? Bir şeyler alacağım da. Ne alabileceğiniz? Gazete alacağım. Gazete. Demin Oya Hanım geliverdi. 3 tane gazete alıverdi. Gidiverdi. Ama benim hepsini almam gerekiyor. Ne? Ha ne? Yaptırdığınız haberi bütün köy öğrensin diye gazeteleri bedava mı dağıtıverdiniz ha? Doktor Bey, sizden hiç böyle bir şey beklemezdik. Bizi büyük bir hayal kırıklığına uğratıverdin. Gel gel. Gel. Demek haberiniz var. Ama bakın, yemin ediyorum gerçekten benim bu haberden haberim yoktu. Benim için de sürpriz oldu. Zaten size şunu söyleyeyim, yani Gül bu haberi görürse tabiri caizse ben ayvayı yedim demektir beyler. Hakikat mı haberin yoktu ya haberden? Gerçekten. Haberim yok diyorsun yani. Lan gazette Deli Sport mu bu gazete? Senin arkadaşının gazetesi. Bak Oya Şahin. Ya Sıdık aşk olsun. Benim herkesin önünde Gül'ü bu kadar küçük düşürebileceğime gerçekten inanıyor musun? Ben o kızı seviyorum ya. Ayrıca Niyazi Bey biliyorsunuz Sultan anne benim Nihal'le nişanlı olduğumu zannediyor. O da ayrı bir konu ya. Neyse konuşacağız onu, konuşacağız. Ona konuşacağız. Ya bakın benim ondan da sonradan haberim oldu. Yani her şey benim dışımda gelişiyor. Ne yapayım? Neyse şimdi bizim bu haberden kesinlikle kurtulmamız gerekiyor beyler. Neyse canım telaş etme. Biz olaya el koyuverdik zaten. Bak burada ne yapıp dururuz. Hakikaten ya. Ne yapıyorsunuz siz? Senin Gül'le olan haberi ameliyatla gazeteden alıp dururuz. Bütün gazeteleri topladınız mı? He. Köydeki bütün gazeteleri. Hiç kalmadı yani başka. Ya. Çok iyi ya. Harika. Tamam. O zaman bana da verin de ben de yardım edeyim. Abi. Abi gazete. Abi işte haberi kesen buraya koysun da doktor bey de bunları hatıra olarak saklasın gari. Yok ya ne hatırası benim hiç gerek yok hatıra falan. Hepsini yok ederim yeterli. Tamam. Tamam biz bu haberden de böylece kurtulduğumuza göre Sıddık herkese benden birer gazoz. Doktor bey siz bu olaydan bayağı bir tırsınmışsınız ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim, tırsıdım ya. Ne oldu? Ne bileyim, yani tırsmak... Yani ilk kez kullandığım bir kelime de yabancılaşıverdim. neyse, tamam bakın. Tekrar ediyorum, rica ediyorum. Bu haberden kimsenin haberi olmayacak arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Rica ederim, kimsenin bu haberden haberi olmasın. Şey, hekim bey bizi anlıyorsun, yani zeki adamlarız. Öyle ayrıntılı yapmaya gerek yok. Gazoz. Sonra çalışıyoruz yani. Vallahi Emre'cim var ya beni rezil ettin ya. Suyun kenarında kaldık arabanın içinde kısılı fare gibi. Hayır affedersin yengen de yanımdaydı. Yengene de rezil olduk. Abi yeni sistem yani malum. Aküyü boşaltmıştır. Kış da geldi. Daha bak o cama falan para mara isteme bak ha. Vallahi vermem cama para. Senin canın sağ olsun abi. Senin de camın sağ olsun. İnsan her şeyden espri çıkarır mı ya? Bugünün gazetesi mi bu? Bugünüm, bugünüm. Hale bak ya. Oya Spor'la ilgili hiç haber yok ha, hiç. Hep başka tağımda. Ana bu ne lan? Ne oldu abi? Oğlum bütün köyücene gazeteye çıkmışsın ya. Oo, bayağı da büyük basmışlar ha. Ha, ben de çıkmışsın bak bak. Kocaman valla. Bu yaştan sonra şöhret olduk ha Emre. Allah. Allah Allah. Senin yanında para var mı ya bozuk? Var. Ya çırağı yola da 3-4 tane aldır şunlardan hadi Emre. Aldıralım. Ya. Hadi ben sana sonra şey yaparım onun parasını hadi. Ulan şu hale bak. Anam gibi arayayım da onlar da baksın ya. Evlatları gazeteye çıkmış. Acı bir artist çıkmışsın oğlum böyle baksana böyle aynıyım ben şu anki halimle. Gazete anlamış beni. Bilal. Kızım. Hadi seni bekleyip durun ya burada. Geliyorum ana. Ana. Hı? Nereye gidip durunuz? Esma teyzenin gülleri. O zaman beni de geliveren. Ne işin var senin Esma teyzenin gülleri de bakayım?
Çocukken götürüp durdunuz emme. O çocukken dilen hindi biraz zıpkı da oluverdin. Ne işin varmış ev gezmelerinde? Hilal, hadi kızım ben yürüyorum sen arkadan yetiş be. Tamam. Hilal, Ayten'e söyle eve, onu bekleyip durun. Nerede bekleyeceksin abi? Ya sen söyle eve, o bile. Evden çıkarken benim mesajı atıversin. İyi madem, söylerim hadi. Sıddık, onu öyle Gayfe'nin görünen bir yerine koyayım da her gelen görüversin. Koyayım da ortadaki boşluk ne olacak gari? Orası öyle boş kalsın. Reklam vardı, reklam olmasın diye kesiverdik deriz. Tamam, bu işi de böylece hallettiğimize göre beyler ben artık muayenehaneye gideyim. Rica ediyorum, tekrar hatırlatayım. Bu iş aramızda kalacak. Olur mu? Sen hiç merak etme. Sıddık söylemezse hiç kimse söylemez. Doğru diyor. Hı, evet. Tamam. Oldu. Çok teşekkürler. İyi günler, iyi günler. İyi, hadi ben de gidiyorum bakkala. Ben şunu asayım beni. As, as. Boşluyorum. Evet. Abi bak ne buldum. Neymiş o? Aradığımız adamlar abi. Güzelköy diye bir yerde kalıyorlar. Bak hepsi burada. Sanırım biz Seval'in izini bulduk abi. Aha. Beni bayıltan kız da burada. Bu geçen gece geldiğinde buna kafa tuttu. Bunun sevgilisi miymiş bu? Ya bunun içine kocam dedi. Ulan nasıl bir karışık bir ilişki var bu köyde. Bu eleman bir gün önce gelip bana köylü kızını sormuştu. Ha bunu mu? Evet. Bu bununla beraber. Bu da bununla beraber. Ama bu adama posta koydu. Benim kafam karıştı bak. Tamam lan. Neyse ne. Magazin sen şeylere girme hemen. Şimdi ne yapıp ne edip Güzelköy'e gidiyoruz. Seval'i oradan araklayacağız. Zaten Seval gitti gideli. İşler kesat. Haklısın abi, tamam. Şimdi sen gidip polisi buluyorsun. Arabayı ayarlıyorsun. Şu güzel köye bir de biz gidelim. Demek bu kadar güzel, neşeli bir köy. Biz de gidip neşemizi bulalım. Tamam. Bak Oya. Şimdi biz köydeki bütün gazeteleri topladık. Ondan sonra bütün gazetelerden benimle Gül'ün olduğu o fotoğrafı kesip çıkardık, tamam mı? Şimdi senden ricam, sen de sendeki kopyaları lütfen yok et. Yak, at, bir şey yap ama kimseye bundan bahsetme. Rica ediyorum. Tamam canım, yani bahsetmem de ben zaten hani senin işini kolaylaştırabilmek için bunu yaptım. Olur mu canım ya, olur mu ya? Aksine, aksine benim işimi çok zorlaştırdın. Gül'ü tanımıyorsun çünkü. Yani Gül bu haberi görse bunu benim yaptırdığımı düşünür direkt. Direkt olarak, anlıyor musun? Ve sonra bana yüklenmeye başlar. Benden tamamen uzaklaşır. Benden uzaklaşırsa ben mahvolurum. Bunu toparlayamam. Ben biterim Oya, anlıyor musun? Bitirirsin beni yani. Tamam, affedersin. Lan. Anangil ne edelim? Esma teyzemlere gittiler baba. Barış yapılıverdi ya, hemen eşeğin kulağına su kaçırecekler. Haklısın vallahi baba. Hortum sokuverecekler eşeğin kulağına. Haklıyın öyle mi? Bakıyorum da sen de hemen benim CV vermişsin. Esma teyzemle. Esma teyzenle kim? Hadi Gayfe. Yok baba, ben gelmeyeyim. Birazdan işim olabilir. Senin ne işin olacak lan? Ya baba, var işte kendime göre bir şeyler. Ne? Gene zıkkımlanmayacaksın değil mi? Yok baba, vallahi tövbeler olsun. Daha içmeyeceğim. Bir kere oluverdi işte öyle. İlkinde cehaletin emri verdim, ikincisinde tavukların yanına koyarım seni ha. Hadi bakayım, ben kahveye gideyim. Görüşürüz. Sabol kızım, çay gelenlerin çok olsun yavrum. Aman. Bu gidişle çay verecek kimsesi kalmayacak kızıma. Öyle deme kız. Olur, onu da olur. Ama Dudu abla, anam doğru diyor. Senin çocukların yüzünden anam kendi çocukların mürüvvetini göremiyor. Ben ne edeyim? Ben üzülmüyor mu sanıyoruz? İki keredir düğünü kuruyoruz, emme sonuç yok.
Benim çocuklar habire hayır deyip durun nedense. Dudu, ben sana bir şey diyeyim mi? 40 yıllık arkadaşım, ahretliğim olmasan vallahi ben de konuşmayacaktım seninle. Ha. Kız Yusuf abi, yeniden Hüsnü'nün inadından oluyor bunlar. Tamam, babamlarda da suç var emmi. Asıl sorun Sultan Ana'nın durumlarında. Onlar göğe gelmeyeydi, bunların hiçbiri olmayacaktı. Haklı olabilirsin diyelim emmi. Biraz da kısmet diyelim istersen. Şimdi kızlar iyi kızlar, kötü kızlar değil. Özellikle Gül pek bir cana yakın. Sen öyle diyorsun emmi. Gül göğe gelmeseydi Cemal ile Gamuran evlendiydi. Anamla sen de Dorun'unuza bebe patiği zıbın örüp durdunuz ya. Hep Dorun diyen değil mi? Allah onu o günleri nasip etsin inşallah. Kız düşünsene, boy boy Dorun'la bahçede koşturup duru. Ay, nasıl da bebe yapasım var. Şimdi evli olsaydım 5 dakikada yapıverirdim vallahi. Asıl ben size şey göstereyim mi? Ne? Dorununuz neye benzerdi görmek ister misiniz? O nasıl oluyor ga? Öyle oluyor. İnternette bir program var. Böyle Gamuran'la Cemal'in resmini koyuvereceğim ben. Onlardan doğacak çocuk nasıl olacak onu gösteriyorum. Anayla babanın resmini koyuyor. Doğacak çocuğun da resmini ver. Ama biliyor ya. Tövbe ya Rabbim, şu Allah'ın işine bak kız. Aba, sen eniştemle yapıverdin mi? Hey, yaptım da bizimki şey olmadı. Neyse, bizimki de boş versen. Cemal'le Gamuran'ınkini yap verir mi size? Hadi hadi. Sen niye hayır dedin Celal abime? Kız ne bileyim, öyle diyiverdim işte. Acık tartışıvermiştik, öyle ağzımdan çıkıverdi. Emme Barış emeği oldu ya, biz de barışıverdik işte. Kız vallahi üzüntüden akşam sarhoş geliverdi eve. Apo. Kafa birkaç milyon vardı valla. Ağız burun kaymış öyle Ayten, Ayten diye bağırıp durdu. Kız, çok mu üzülmemiş Celal? Sen ne diyorsun ya? Utanmasa neredeyse babamın yanında ağlayıverecekti. Neyse, Celal abim dedi ki, Ayten bana mesaj atıversin, buluşuverem dedi. Emme neresi olduğunu söylemedi. Sen bilip durmuşsun. He, ben bilip durun. Neyse, neyse. Sen ne edeceksin Kemal'le? Bilmiyorum ya. Kafam çok karışık Kemal'e karşı. Ya kızım, karışmasın kafan. Hem o büyük barışım yemeği oldu ya. Ben o yemekte yüzeysel affediverdim Kemal'i. Yoksa o sepet kafalı kız benim aklıma hala karıştırıyor. Ya Hilal, senin kafan karışmasın. O sepet kafalı yüzünden hiç karışmasın. Sen bilmiyor musun? Kemal çocukluğundan beri seni sevip duru diyorum sana. Öyle mi diyorum? Öyle diyorum. Oo, Ayten. Arkadaş kim? Üf Kemal, artistlik yapma. Tanımıyor musun Hilal'i? Benim tanıdığım Hilal benim tek Hilal'im. O da bana hayır deyivet. Olsun, kendi kaybede. Sevgimizden mahrum kalıvet. Neyse, tutmam beni. Özel işlerim var. Randevularım var, geç kalmayın. Görüyor musun havaları? Acık zaman veriver kız. Hem kolay mı Hilal? Çocuk nikah masasında reddedilverdi. Böyle travmalar geçirverdi. Hem zamanla alışı, siz de barışı verirsiniz. Bu ne arıyor burada? Baba, misafirliğe gelivermişler. Gelivermişler? Kimle? Kaç kişiyle? Dudu teyze, Hilal. Abo, şunun güzelliğine bak kız. Ha, yerim ben seni, yerim. Ay abo kız, beni benziyorum. Kız vallahi, nasılsın sen? Sana benzeyecek tabii. Ay. Yok kız, bu Cemal'in bebekliği aynı ya. Bizim tarafa benzemiş bu. Sizin taraf bizim taraf. Hepsi de güzel maşallah. Baksana şuna ya. Ne oluyor lan burada? Hiç Yusuf, oturup duruz. Lan bağırtınız bütün köyü tuttu. Çıksasız oğlum. Oturacaksın ne çay koyu veren mi? Ne işim var karlanı aslında. Ben gidip durum. Çıksasız oğlum ha, ona göre. Hadi iyi günler. Oldu, gülü gülü. Yusuf abi gül de pek sinirli. Aman, boş ver. Onun sinirinden ne olacakmış? Ama siz de kocalarınızın sinirini alıverin acık. O
nasıl olacak bu? Duda abla, onu da ben mi öğretivereceğim seni? Kız şöyle kocanın etinden sinirini ince ince, ince ince, ince ince alıvereceğim. He, beni ince ince sinirine alıveren dedin, sen oluverdin. Sonra bir daha sinirine alıveren dedin, aha bu oldu. Sonra bir daha sinirine alıveren derken, Ayten, Kemal, en sonunda da Darkan oluverdin. Boş ver anam, boş ver, sinirli gaz. Böyle daha iyi. Kızım, bunu boş ver de ver bakayım, şu torunuma bir daha bakayım. Ah. Ay. Kız, beni de çıkarıver bundan da. Ben de kalsın bir tane. He kız, Nurten, bir tane de bana çıkartıver. Bir tane de beni veriver. Niye kız? Ne olacak? Benim bebem değil mi? Ben de severim onu. Doğru söylüyor kız. Ona da çıkartıver. He, ana yüreği kız, çıkarın sana da. Ay kurban olivereydim ben seni. Ali Hanım, Cemal, bu ayın parası. Sağ ol Alaaddin abi, Allah bin bereket versin. Sen de sağ ol lan. Ne demek, ne hadi demek. Sana kolay gelsin. Sağ olasın, sana da. Dikkatli git ha. Ne yapacaksın şimdi? He, şimdi ne yapacağım? Ya ben de bilmiyorum ki Gül. Bu oyuncak işinden vazgeçmek istemiyorum ama bir yandan da ahırlara yardım etmem gerekiyor. Ya oyuncak işi de severek yaptığım bir şey. Ben de bilmiyorum ne yapacağım. Oyuncak işinden vazgeçemezsin çünkü ortağız, unutma. Evet, ortağız, unutmamak lazım. Pazar yerine gidelim mi? Ben hem biraz oyuncak yaparım, sen de yardım edersin belki. Olur. Ya ama bir şey diyeceğim. Şimdi o tahta oyuncaklar hava şartlarından orada etkilenmeyecek mi? Soğuk da geldi. Bunun yağmuru var, soğuğu var. Hem bir de o kadar kadının arasında bir tek sensin yani. Şimdi oradaki sorun o kadar kadının arasında olmam mı? Yoksa benim o soğukta böyle üşüyor olmam mı? Ona bir açıklık getirsek Gül. Her ikisi de. Peki ne yapacağız? Var mı bir fikrin? Ya ben diyorum ki sana şöyle güzel bir atölye kuralım. Hem bir iş yerinde olmuş olur. Hem sana da bu yakışır yani. Doğru diyorsun aslında. Bana da bu yakışır değil mi? Sen biliyor musun nerede var öyle atölye kurabileceğimiz bir yer? Biliyorum, biliyorum. Var bir yer. Var da işte emin olamadım çünkü Sultan Ana'nın yeri. Tamam Cemal, daha iyi işte. Hemen konuşurum babaannemle, alırız anahtarını ya. Hemen alırız. Bakalım mı, ister misin? Tamam, belki. Hadi gel. Tamam, hadi. Kapatırım bunu da. Allah. Ne o kız, yine toplaşmışsınız. Bir kurnağınızla göbek taşınız eksik vallahi. O ne demek lan? Ya olur ya, hamamda kadınlar öyle otururlar ya, toplanırlar. Ne yapıyorsunuz bari? Ne yapalım, göğümüzde barış rüzgarları esiyor ya, biz de onu pekiştirip dururuz. İyi yapmışsınız vallahi de, menüde fena kuvvetli ha. Bir tabak koyun da ben de yiyeyim bari, hadi. Artanlardan akşama yiyse? Nurten, Allah Allah, bir de küçük tas koyun isterseniz, su koyun, orada kapının önünde yaşayayım ya. Bu ne biçim laf ya, artıkçı mıyım ben? Ne, utanmıyor musun sen? Burada kadın kadın oturup dururuz biz işte. Nurten, niye utanayım? Herkes tanıyor mu burada ya? Allah Allah. Neyse, kaybolan nerede ya? Kayfeye kadar çıkıverdi. Hadi yürü lan sen de kayfeye. Vallahi ayıp ya. Bugün gazeteye çıkmış adama yaptığınız muameleye bak ya. Aa, ne gazetesi lan? Haberiniz yok mu kız? Yok. Gazeteye çıkmışsın. Vallahi. Hele ben var ya, en belirgin benim bak. Bakayım lan. Ana. Biz de çıkıver, bak bak. Ay kıza bak, beni de basıvermişler. Hem dış güzelliğinden, hem iç güzelliğinden. Bir zekalı ya. Ne diyor burada? Güllaganı diyor işte Dudu teyze.
Yeni canlı diyor ya. Sen bilmiyor musun? Ne? Gaan'la Gül eskiden nişanlıymış ya. Gaan da onun peşinden buralara kadar gelivermiş. Ya. Ha. Estağfurullah. Ha. Neyse. Ben kalkayım da siz kaynatın. Hadi gülü gülü. Öte. Lastiği sakla da ileride çocuklarımıza gösteririz. Sağ ol. Benim ona bir sakla. Hadi gülü gülü. Hadi görüşürüz. Aşk olsun size be. Aşk olsun be. Hepiniz onca zaman bunu bilip durunuz. Biriniz de beni söylemiyorsunuz. Kız Dudu, biz seni bilip durun sanıyoruz ya. Kız bilir miyim be? Bilsem ben o günü kapıdan sokağa mıyım acaba? Ana, öyle deme abim kızara. Sus kız. Başlatma abinden. Ben kızacağım abine. Bu ne rezillik ya? Bu ne rezillik? Hakikaten ne rezillik bu böyle? Benim Gül gibi kardeşim Gamuran durup dururken burada... sen git elin daha önceden nişanlanıp ayrılmış kızına yani kapılı ver, değil mi? Ya abla, Gül gibi deme ya, Gül gibi deme ya. Yanlış anlaşılıyorum. Aslan gibi de, kapı gibi de. Ne dersen de ama Gül gibi deme. Ha doğru doğru. Sülün gibi. Sülün gibi kardeşim dururken burada. Ver alayım ben. Ay, ver kız şöyle saklayacağım. Dudu teyzem, ben bir çay daha koyayım mı sana? Yok kızım, ben bir şey yiyecek hiç çıkardım kalmadı. Hadi kız, yürü biz gidelim verelim. Vallahi kafam dağılı ve kusura bakma. Sizi de bekleriz inşallah. Ey hadi. Anam. Oh. Gülü gülü. Sağ ol, sağ ol. Hadi anam, gülü gülü. Hadi, hadi. Ay yazık anam, nasıl üzülüverdi, kıyamam ya. Ay ana, ben de bu bizim aydaki saflık nereden gelip duru derdim. Nerede? Nerede? Senden gelip durmuş ana. Ay bırak, üzülsün kız, bırak. Ben o üzülsün diye dürle intrikalar yapıp verdim. Kafasına fiş diye atı verdim. O zayıf noktasını gurcalayı gurcalayı verdim. Bak şimdi o Gül'ü eve sokuyor mu? Bak o Gül'e neler yapıyor, göreceğiniz bak. Ay hadi inşallah kız. Buyurun. Nasıl? Buradan güzel atölye olur bence. Ya Cemal, burası harika bir yer. Burası var ya, atölyenin ötesinde bir yer olur. Ben buradan öyle bir yer çıkartırım ki görenler hayran olur. Gerçekten burası süper bir yer olur. Hem bize de buluşacak bir yer çıkar ya Cemal. Ne öyle sokaklarda, pazar köşelerinde falan. Senin niyetin anlaşıldı Gül. Neymiş niyetim? Niyetin beni gerçekten babamdan istemek. Ne yapalım? Mecbur kalırsak onu da yapacağız. Hı. Cemal, ben seni gerçekten çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Gül. Hayatımın geri kalanını dünyanın her yerinde geçirebilirim seninle. Hiç yer, mekan hiç fark etmez. Burada bile. Yeter ki kalbimde sen ol. Gideyim ben artık da babaannemle konuşayım şurayı. Hadi bakalım. Çok güzel olacak. Hadi bakalım. O yanıma bak ya. Tevekkilli değil. Geçenlerde gelip bütün gece bana ailemin hayat hikayesini anlattırıp durdu.
Helen beni de anlattırıverdi. Bir demlikte çay işte abideş. İki saate anlattım ya. Bak şimdi. Gün geceye döndü ama özet geçivermiş. Hepsini yazmamış bu. Ne edeceksin Hüsnü emmi? Yani hepsini mi anlatacaksın? Biliyorsun bu bir yazı dizisi olaverdi sizin ailenizin hikayesi değil mi? Doğru dedin Hayati. Bizim aile çok köklü olduğundan ancak yazı dizisi olur onun. Doğru doğru. Sizinkinden yazı dizisi olursa bizimkinden televizyon dizisi olur. Neden? Çünkü bizim aile daha derin köklü. Allah Allah. İlla lafın üstüne bir laf edeceksin arkadaş ya. Neyse şimdi okuduk da bu ortadaki içinde bulunduğum boşluk nedir ya? Ben bunun içinden gazete okurken mecbur muyum Yusuf'un suratını görmeye? Şimdi Hüsnü emmi, siz barış ilan ediverdiniz ya. Evet. Medyada buna destek atıp durur. Sizi yüz yüze getirip durur. Mıktar doğru söylüyor Hüsnü Aga. Medya zaten her türlü barışa destek atıp durur. Çoğu zaman destekli atıp durur. Bazen de inadına desteksiz atıp durur. Gördün mü bak siyaseti? Ama Osman emmi doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Hüsnü emmi, o mesela o senin baktığın pencere desteksiz attığına işaret olup durur. İyi uzattın, güzel uzattın. Şakayı uzattın. Ben, siz hala daha esprimi kedirip duracaksınız. Deyiverin bakın bana. Bu pencerenin hikmetine. Ya Yusuf emmi, eskiden tencere verip dururlardı. Şimdi pencere veriyorlar. Ya arkadaş, anladık şakanız şaka da. Hakikaten şu işin aslını bir söyleyiverin ya. Hayatımda ilk defa ne ettiniz? Beni zorla Yusuf'la aynı tarafa koydunuz ya. Onunla aynı şeyi düşünüyorum şu anda. Şimdi Hüsnü emmi, o şey... Sansür. Sansür? Sansür o. Şimdi böyle bazen içinde böyle edepsiz şeyler oluyor, edepsiz şeyler böyle içinde onun. Son dakika onu baskıdan alamıyorlar. Ondan sonra da böyle kesip kesip dağıtıyorlar gazeteyi. Cimal! Cimal, şey olduk bak, biz meşhur olduk. Bütün köycek meşhuruz bir de artık. O ne ya? Ya şey geldiydi ya, kız geldiydi ya. Bak bak burada biz varız. Ya Gağan'ın arkadaşı Oya var ya, Oya. O gazeteciymiş meğer. Bize haber yapıvermiş. Ben de bir kopyasını aha duvara asıverdim. Pek güzel almış lan. Ha, pek güzel oluvermiş Niyazi. Sayesinde herkes bizi tanıyıverdi. Niyazi, Sıddık gelsenize ben de biraz. Lan oğlum sen önce herkese bir günaydın desen ya. Diyeceğim baba, birazdan diyeceğim. Birazdan mı? Benim bak. Senin bu oğlan iç çömüğünden de sert çıkıverdi ya. Sus sus. Bildiğin gibi diğer. Niyazi, pencereyi mi gördü lan bu? Bilmiyorum lan, öğreneceğiz şimdi. Cemal, ne oldu lan? Ne bu hal? Pencere yüzünden mi yoksa? Ne penceresi lan? Ya gazetedeki oyuk var ya. Boşluk. Ya ne boşluk? Ya bu kadar adamsınız. Bu haberin bizim başımıza nasıl bir bela açacağını düşünemiyor musun? Ne belası açıktı? Nasıl bir bela açabilir? Ya biz Seval'i buraya niye getirdik? Niye sakladık? O adamlardan kaçırdık değil mi? Bütün Türkiye bu haberi okuyacak da adamların haberi olmayacak mı ha? Abo, doğru diyorum lan. Allah canımızı almasın ya. Biz çok bakımdan düşünemedik. Adamlar şimdi izimizi bulacak. Seval çok tehlikeli şu an. Ha, sadece bizim izimizi bulmayacaklar. Bizim izimizi bulunca Seval'in de izini bulmuş olacaklar. Şimdi herkesten sakladığımız konuyu bütün köy öğrenivercek sayenizde ha. Ya tamam canım, Seval nasılsa benim evde güvende. Adamlar gelirlerse köylü meseleyi öğrenmeden işi tereyağından kıl çeker gibi temizleyiverim. Kıl çeker gibi. İnşallah Niyazi, inşallah. Yani bu çerçevelettiğin gibi gazeteyi adamlar gelince de çay kahve ısmarlamaya kalkma da sen. Ya tamam canım, tamam. Bir hata yapmış olabiliriz. Ne demişler? Hatasız kul olmaz. Biz de mükemmel değiliz. 40 yılda bir hata yapabiliriz yani. Sivat ilkini. Beni bak, dikkatli olun lan. Etrafa bakın. Gözümüzü biraz açar mıyız? Babaanne. Hı? Ya hani muhtarların yanında senin bir deve ağırın var. Hatırlıyor musun? Hatırlamam mı kızım? Babamın eskiden develeri vardı. Oraya koyardı. Ya. Şimdi develer kalmadı tabii. Biz küçükken develere nakışlar yapardık. Süsler yapardık, üstlerine giydirirdik. Nasıl ya? Develeri mi giydiriyordunuz babaanne? He. Ay, köpeklerin elbisesini biliyordum da yok. Develerinkini bilmiyordum. Ya tamam Sule, dur. Ciddi bir soru soracağım. Ama çok komik bu. Abla yani develere kıyafet mi olur ya? Çok mu gumine gideceğim? Bim? Ya. Develeri süslemek bizde adetten de kızım. Develer neye güreşirler biliyor musun sen? O süslü bez için güreşirler. Böyle deve güreşi yapıp da
kazanıverdim gari. Üstüne o süslü örtüyü attın mı? Öyle bir yürü ki gari, böyle kostak kostak yürü. Diğer develer hasetten çatlayıver. Hadi canım, gerçekten mi? Tabii kızım, gerçekten. Yoksa deve ne anlar paradan puldan, değil mi? Tamam, tamam ya. Babaannemin kafasını karıştırmayın şimdi. Babaanne, ben orayı adam etmek istiyorum. Ağır adam mı edeceksin? Nasıl edeceksin kızım? Evet, ya işte var aklımda bir şeyler. Sen orayı bana ver gari. Sana verem kızım. Ne edeceksen edeveye gari. Zaten benim malım sizin malınız, değil mi? Şimdi ne babam kaldı, ne develer. Orası dört duvar kalıverdi öyle. Sen bari al da, ne edeceksen edeve. Ne yapacaksan yapıver kızım. Çok sağ ol babaanneciğim benim. Dışarıdayım. Sağ diyeceklerim var. Ay, bak gör orası o kadar güzel olacak ki. Hadi bakayım. Merhaba canım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın canım? Ben acayip iyiyim, çok iyiyim. Ama niye iyiyim bir sor. Niye bu kadar iyisin? Sordum. Ya sanayi ne zaman gitsin böyle kendimi acayip iyi hissediyorum ya böyle. Yani terapi oluyor bana. Ne bileyim yani. Bu arada cama taktırdım. Cam değişti. Bir de o günkü aksilik, başımıza gelen aksilik şey demiş, akü demiş. Aküyü komple çıkarttırdım. Otobüs aküsü taktırdım. Hiçbir şekilde. Artık bizi öyle o şekillere sokmaz yani. Neyse hadi ya, atla biraz gezelim. Sana bir sürprizim var, hadi. Ay yok Bünyamin ya, biraz benim işlerim var. He. İyi tamam. Yani teklif var, ısrar yok. Tamam. Ama o zaman bir akşama bir söz alayım. Şimdi geldim böyle boşa şey atmayı sevmem ben yani. İyi bakarız, telefonlaşırız. Tamam, telefonum açık benim. Sana ben şey yaparım o zaman, bir mesaj sallarım ben sana. Tamam canım, salla. Tamam, tamam. Ha bu arada şey ya, bütün Koyucan'a gazeteye çıkmışız, gördün mü? Yo. Nasıl görmedin ya? Allah Allah. Dur, dur. O zaman sana şey yapayım gazeteyi. Bak şurada hem gazete hediyem olsun. Al bak orta sayfadayız. Teşekkür ederim. Lafım olur canım. Bir tane gazete yani. Kaç paralık şey ki? Sağ ol. Hadi görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Dikkat et kapıya. Hoş kız ya. Vallahi sorunsuz. Sıfır sorun. Bir tane gazeteye tav oluyor ya. Lan bir yan. Kızın aklını aldık ya. Hoş. Bütün mahalle köpek sardı ya. Ay Allah ya, bir de alışamadım şu arabanın kapısına ya. Ana. Vallahi da kıracağız ya. Kabin ekibi okey. Şimdi ne bu oğlum? Hakikaten ne bu? Bilmiyorum işte, haber çıkmış dediler. Gülsüm. Hı. Burada Kaan'ın senin eski sevgilin olduğu yazıp duru kızım. Ha, öyle yazıp duru. Ay vallahi ben de şaşırdım kaldım. Niye öyle yazıp duru? Babaannem yani gazeteciler işte öyle bilip bilmeden yazmışlar. Haber işte ya, yalan haber sen. Boş ver. Koskoca gazete kızım. Her haber doğru da bir bu haber mi yalan olup duru? Ya babaanne neyse işte. Allah Allah, yanlış yazmışlar işte. E sonuçta hepimiz biliyoruz Kaan'ın benim eniştem olduğunu, değil mi? Ha, tabii. Ha. Neyse ben gidiyorum işlerim. Aman Sude ya, kaldır sen de şu deli saçması şey canım. Haberlere bak. Vallahi ya ben kaldırayım o zaman bunu. Şey, ördeğin altına koyalım babaannem. Aman babaanne ya, sen de inanıyor musun böyle gazetede çıkan her habere? Madem siz yok öyle değil diyorsunuz, o zaman öyledir gari. Ne bileyim ben? Ya işte böyle inanmamayı öğreneceksin. Böyle yani gazetelerde bir yanılma payı varmış.
Ümmü. Çay. Sağ olasın. Bu arada Alaaddin abi aylık ödemeyi yapıverdi. Unutmadan vereyim. Saydın mı bunu? Saydım baba. İyi. O zaman Sultanhane'ye gideyim de ben de icarımızı verivereyim. Haydi arkadaşlar, sağlıcakla kalın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Eyvallah. Bakalım. Nasılsın Cemal? İyi Yusuf amca. Bildiğin gibi çalışıp duruyorsun. Hadi bakalım. Allah iyilik versin. Sağ ol. Selamünaleyküm. Barış Koyun'un güzel insanları. Nasılsınız bakalım? Hoş geldin. Gel ulan be. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş geldin. Yemin. Hatta seni gördüm de aklıma geldi ya. Yusuf emmi. Ya biz geçen gece azmaktaydık. Bu geldi. Ya böyle bayağı bir çay içti. 20 TL'lik bir bakiye sana kaktırdı. Onu senden alırsam herhalde inşallah iyi olur. Lan damat. Kendi borcunu bana mı kaktırıp durun sen? Anne baba, bu kadar insan yanında niye öyle atar yaptın ya? Yanımda bozuk para yoğdu. Ondan şey yaptım yani. Gerçi şimdi de yok da yanımda para. Yani seni de hep yapacağım bir sıddık zıttık. Sıddık zıttık ya. Ana! Haberi çirçeve ürettiniz mi öyle mi? Vallahi da olmuş ama ha, güzel olmuş. Oğlum şey, haberin cücüğü nerede lan? Haberin cücüğü yok. Cücük ne? Oğlum haberin en kıymetli, güzel yeri lan. Böyle kupon gibi kesip saklarsın ya, orası yok haberin. Tamam lan, uzatma konuyu. Bırak bırak, uzatsın. Sen ne diyorsun Bünyam? Oğlum senin haberin, cücüğünün haberi yok mu ya? Şşt damat, açık konuş lan. Kayın baba, ben açık konuşacağım da şimdi Cemal'le kardeş sözleşmesi yaptık yani. Tekrar aramız bozulmasın. Yok yok, bozulmayız. Söyle sen ne demeye çalışıyorsun? Şşş. Bünyamin, kes sesini. Oğlum işleri karıştırma lan. Tamam ya. Allah Allah. Ana gazete düştü ya orijinal hali. Sıddık bırak. Cemal. Sıddık. Bırak. İyi bak. Ne oluyor lan? Ay bu Cemal bitti bitti. Bu ne Niyazi? Vallahi kusura kalma kardeşim. Biz şey yaptık, onun ortasını aldık da ondan öyle oldu. Demek bütün gazeteleri bu yüzden kesiverdin sen. Lan Akide işte. Ne edip ne koyup durursunuz? Neden bahsedip durursunuz? Devirin de biz de öğreniverelim diyor ya. Kimler biliyor bunu? Ben. Ben bir, ilk. El kaldırın. Bir, iki, üç, dört, beş. Herkes. Başka? Bir de dişçi bilip duru. Alın okuyun. Çok merak ediyorsunuz ya. Gerçi okumasanız da bizim ayaklı gazeteler sayesinde öğrenecektiniz zaten değil mi? Abo. Vay 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 vay. Ben beni bak. Bütün bunları Hüsnü bilip durumu ne? Bilmem Yusuf amca. Bilmiyorsa da gidip yetiştiriver istersen. Oğlum biraz sinirlenen hakim o. Nasıl laf o ya? Vallahi Allah. Olmazsam ne olacak bizim? Lan tamam 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 tamam. Durun bakalım. Aramızda barış yapıldı. Hadi bakalım. Damat, yürü. Biz de icarımızı verelim. Tamam evladım. Kayınbağama şükret ya. Kes. Nasıl adam lan bu? Pis. Cemal gel otur şöyle bakalım. Gel sakinleş biraz. Sıdık. Bir hılımır ada çayı bir çi getir bakalım. Cemal sakinleş sana çık. Hadi. Akide şekeri, hemen üstüne bir şeyler giyiver. Gidip durun çabuk çabuk hadi. Nereye? Ne oldu? Söylesene. Hindi bir şey soğuma. Akide şekeri giyin işte. Hazırla hadi gideceğiz. Hadi. Tamam. Hazırla. Hadi 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 hadi. Hadi. Acele edin akide şekeri. Kızlar, ben öyle bir köye bir dolanıp da gelemdeyim. Aa, hayırdır babaannem? Hayır kızım, hayır.
Barış yemeğinden sonra ne ederler, ne yaparlar, ne konuşurlar? Gidem de bir ağızlarını yoklayan bakalım. Asayiş belki ama hamle. Biz de gelsek ya. Yok kızım, yok, siz oturun gari. Ben yalnız başıma gidem. Hüsnü Giler ne edip durur? Yusuf Giler ne yapıp durur bakalım? Halen barışıp durun o hanım. İyi, o zaman Yusuf amcalara selam söyle benden babaanne. Söylerin kızım, söylerin. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle babaanne. Hadi bakalım, görüşürüz bakalım. Ay benim hiç içime sinmiyor. İçimde bir sıkıntı var. Ha ben Gül'e gideyim de ne oluyor şu duruma bir bakayım. Bak abla bak tabii ya. Gül ablam çok sinirlendi, kesin olay çıkartacak şimdi. Hadi yetişirim inşallah. Yetişirsin, yetişirsin. Görüşürüz. İyi günler bey amca. İyi günler. Muhtarlık nerede acaba? Geçmiş olsun, acil mi? Ne acil mi? Diş ağrısı. Ne dişi bey baba? Muhtarlık dedik. Muhtarlık? Ben de muhtarlık diyorum, evet muhtarlık. Bey babanın kafası gidik galiba. Sen muhtarlığın yerini biliyor musun? Biliyorum, bilmem olur mu hiç ya? Biliyorum tabii. İşte orayı bize göster yeter amcacığım. İyi tamam. İyi dinle bak canım benim. Şimdi buradan sokağın sonuna kadar devam et. Sağa dönü veriyorsunuz sokak bitince. Sokak kendiliğinden sola kıvrılır. Dümdüz soldan devam et. Sağda tabelasının görüveceğin kırmızı. Eyvallah, eyvallah. Bey amca, iyi günler. Büyük geçmiş olsun, acil şifalar. Teşekkürler. Sabahın bu saatinde demek ki adamın dişi meşi patladı, apse mapse yaptıysa demek. Ya Oya çok rica edeceğim, gülme artık yeter. Ya nasıl gülmem ya? Ya ahalinin bulduğu çözüme bakar mısın? Ya bu fikir, yani bu sansür olayı yazı işlerin aklına gelmezdi. Pencereli sansür. Tamam yani oldu bitti işte, hallettik meseleyi. Artık iş sana kalmış. Lütfen rica ediyorum, sendeki kopyaları yok et. Tamam canım, yani onlar bende, merak etme. Ben zaten döneceğim. Aha, Gül. Kaan biraz konuşabilir miyiz? Tabii, tabii. Yalnız. Ben zaten gideceğim ya, gidip eşyalarımı toplayayım. Siz konuşun. Sonra görüşürüz zaten. Görüşürüz Oya. Neden böyle bir şey yaptın? Neyi inanmaya çalışıyorum Gül? Ya Kaan, Allah aşkına bilmiyormuş gibi davranma ya. Haberden bahsediyorum. Bak. Gül. Gerçekten haberim yoktu. Bana da sürpriz oldu yani, kız kendi kendine yapmış. Ya nasıl sürpriz olur? Bu kız senin evinde kalmıyor mu Kaan? Benim evimde kalmasıyla ne alakası var canım şimdi? Ne bileyim, en azından belki seninle paylaşmıştır diye düşündüm. Ya maalesef paylaşmadı Gül. Ya vallahi paylaşmadı ama bak... Neyi paylaşamıyorsunuz bakalım? Buyurun beyefendi. Asıl siz buyurun. Eğer tedavi maksadıyla geldiyseniz, burası randevu usulüyle çalışıyor. Önce randevunuzu alın, ondan sonra gelin. Kaan, İyi günler. Kaan, bunlar, bu adamlar işte. Hangi adamlar? Hanımefendi, nasıllar? Ne istiyorsunuz bizden? Arkadaşımızı. Bakın beyefendi, buraya girip böyle elinizi kolunuzu sallayarak konuşamazsınız. Burası resmi daire sayılır. Eğer hemen gitmezseniz jandarmaya... Çok şükür. Bu şekilde konuşabilir miyiz? Kaan. Bu kıl kuyruğu alın, içeride bir odayı kapatın, ağzını da sıkıca bantlayın. Ya bir dakika, ne oluyor ama ya böyle? Ne oluyor ama ya? Ne oluyor ya? Sakin ol güzellik. Bu senin o şok tabancasına benzemez. Sen gel şöyle bir bakayım. Sakin. Nişanlına bir şey olmaz. O benim nişanlım değil. Gazetelerde öyle yazıyordu ama. Ya siz gazetelerde gördüğünüz bütün haberlere inanır mısınız? Vay arkadaş, bu gazetelerde kaçamak aşk hikayeleri çıkan herkes illa olayı reddedecek. Ya bakın, yok öyle bir şey. Anladınız mı? Yalan haber. Bu yaptığınız çok büyük bir suç. Bunun için hapislerde çürüyebilirsiniz. Çok konuşuyorum lan. Ne yapacaksınız Gül'e? Sana ne?
Ya dağ başı mı burası? Bunun hesabını vereceksiniz biliyor musun? Hesap! He. Başım ağrıttı be. İyiydi abi, sen de bunun başını ağrıttın. Siz bizden ne istiyorsunuz? Biz sizden bir şey istemiyoruz. Biz bizim olanı sizden istiyoruz. Neymiş o? Seval. Herhalde sana karşılık Seval'i vermemezlik etmezler. Ne dersin? Ay vallahi Gül, aklım sende kaldı. Kaan yok mu? Yok. Abla, sen istersen şimdi git, biz sonra konuşuruz. Ay nereye gidiyorum Gül ya? Abla. Ay bunun tabancası var. Geç seni. Abla biliyorum, dur. Ay şaka mı değil mi o? Oyuncak mı? Ha şaka. Aa tövbe estağfurullah, bunlar kim ya Gül? Dur. Hanımefendi kim? Hanımefendinin ablası. Sen kimsin? Hadi paketleyin şunları, gidiyoruz. Dur. Nereye? Bir dakika ya, siz ablamı karıştırmayın. Onun bir arabası yok. Arabayı hazırla. Ne yapıyorsun be? Çekil, ablamı karıştırmayın diyorum ya. Nereye gidiyoruz? Yürü. Allah'ım ya, ne yapıyorsun ya? Ah, şaka mısın? Ya ne? Yavaş yavaş. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne? Dikkatli ol ben. Nereye gidiyorsun? Gül, bunlar kim ya? Bilmiyorum abla, bilmiyorum ya. Vay be. Demek o dişçi Gül'ün nişanlısıymış ha? Öyleymiş kayınbaba. Üzlü, şimdi Cimal'e Kaan'ın nişanlısını almaya kalkıyor ha. Tonga'ya gelmiş, felaket Tonga'ya gelmiş ya. Canlanmasın ya. Bünyamin nerede, Bünyamin nerede? Ya babanın tarlasında mı geziyor lan? Artist ya, şu hareketlere bak ya. Nasıl anladı bak suçlu olduğunu gizince, kaçtılar oradan. Şunlara bak ya. Kayınbaba kim bunlar ya? Ya vallahi bilmiyorum. Emme arabadakiler Sultan Hanım'ın torunları değil miydi lan? Vallahi mi ya, ben görmedim, öyle baktım ama. Emme adamları tanımıyorum. Ya Allah Allah ya. Bu gördüğüm rüya demek malum oldu ya. Ne rüyası lan? Ya bu Sultan Hanım'ın büyük torunu var ya, evet. Nihal. Evet. Onu gördüm rüyamda. Sevgilisi falan varmış İstanbul'da. O geliyordu demek, o herhalde ya. Malum oldu demek ki. Seni neden Sultan Hanım'ın büyük torunundan? Bir de rüyanda mı görüp durum? Kayınbaba, rüyanın ayıbı mı, yasağı mı olur? Ben ne yapayım, rüya yani ya. Olur tabii lan. Nasıl gördüğüne bağlı. Hadi, yürü yürü. Boyalanmayayım da gidelim Sultan Hanım'ın icarını verem, kurtulam bu işten. Hem terbiyesizin alemi yok. Ay baba, ben uzatmadım konuyu. Sen uzattın yani. Ben ya nedir? Uzatma işte şuradan böyle gideceğiz kısa yoldan lan. Ana baba, yürü. Ay baba ya, Allah Allah. Bayağı hatalı oldun ya. Ben ne desem suç ya. Rüya yani bu. Ay bu şu efendi indir ya. Ana. Sultan Hanım. Nereye gidiyorsun sen ya? Ben de sana geliyordum. Yusuf'lara daha gidip durun. Ne yapacaksın Yusuf'lara gidip? Bize girive. Dudu sana güzel güzel yemek daha yapabilirsin. İstirahat edersin orada ya. Sen lan. Gidip duracağım ben. Sen ne karışıyorsun benim? Nereye gideceğim he? Sana mı soracağım? Yok, karışmaktan değildi. Bu şey... Bunlar ne geldi ki şimdi ya? Aman kapıyı! Aman! Oo. Bu ne ya? Bu ne lan? Teyyare gibi. Sağ ol, teşekkürler Sultan Ağa. Şöyle kaldırayım mı? Allah Allah. Hey, Sultan Ağa. Ben sana icarını getiriverdiydim. Eğer bir tarafa gidip durursan hemen burada ver verem. Ver ver ver. Dur, ben de vereceğim, ben de. Haydi güle güle ağaca. Sen de be. Ya Sultan Ana, sana birileri mi geldi ya? Torunlarla gezip dururlar böyle. Kim onlar? Ne bileyim ben kim onlar? Nereden bileceğim ben? Ah, aşk olsun Sultan Ana. Yani senin bu Gül'ün nişanlısı dişçiymiş ya. Bunca zaman bizden saklayıverdin. Kim? Sen nereden gördün duydun be? Nereden göreceğim, duyacağım? Duymayan kalmadı ki. Her yerde yazıp dur gazetelerde. Ben de görüverdim onu. Şimdi onu araştırıp durun gari. Aslı astır var mı diye merak edip durun. İşim var benim. Yolundan çekilin gari. Çekilin yolundan. Tövbe. Hadi bak Yusuf, Yusuf. Bu kim kimle neymiş onu anlamadım ya. Ben bana bak. Şu pencere var ya, pencere. Evet. Heh, o pencerenin kapağı varmış.
Ne kapı hala? Gazetelerde yazıp dur, bir tane kaldı bizde. Getir bakalım şu arabadan. Getir bakalım. Bak da gör. Kapak. Kapak ha? Kapak kapak var ya, bak bak. Aha dur. Ortada. Ha ha ha, bak bak. Abo. Abo ya. Şimdi anla bakalım senin bu camalı kime yamamaya kalktığını. Bu da seni pencere kapağı alıversin. Hadi lan Bünyamin. Sen beni darlığa rahat bırakıver bakalım. Hadi. Tamam, gör. Hadi sarıcakla kal. Babam, babam. Nasıl kapanacak lan bu? Aşağı indir çıkart, çek kendini. Ama dikkat kaybı bak. Vay çık. Aa Kemal. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi kimse yok değil mi evde? Yok canım, olsa niye çağırayım seni? Bilmem. Cansızın biri gelirse, öyle yine odaları kapatsalar, kız gibi nikah kıyıverseler beni. Yok be Kemal ya, merak etme sen. Hadi gel şimdi odaya gidelim de sana değişik bir şeyler göstereceğim. Değişik. Değişik. Ne kadar değişik? Daha önce hiç görmediğim şeyler gibi mi mesela? Vallahi bilemeyeceğim daha önce gördüğümü görmedim. Hadi gel. Hadi geçmiş şöyle de birkaç fotoğrafını çekeceğim seni. Ha. Fotoğraf çekeceğim. Evet. İyi çek bakalım. Ha. Tamam. Tamam. Ne olacak şimdi bununla? Gel Kemal'cim oturalım biraz. Gelsene Kemal. Şöyle. Kemal'cim şimdi ben senden hoşlanıyorum ama dış görünüşünle alakalı bir takım çekincelerim var. Dış görünüşümle alakalı fotoğraf çekincelerin var. O ne demek? Ya, yok. Fotoğraf çekinceleri değil. Şöyle ki, çekince demek herhangi bir konuda ileriyi düşünerek o konu hakkında çekinmeye gerektiren sebepler oluşturmak demek. Dediklerim ben çekince gibi geliyorum. Bu konu hakkında da senin çekincelerin var o zaman. Peki, o zaman şöyle söyleyeyim. Eğer benle olmak istiyorsan bu tiple olmaz. Yani şu imajını biraz değiştirmemiz gerekiyor. İyi de benim 40 yıllık imajım. Hadi kendimizden ödül verdik. Saçları föllettik. Evet. Değil mi? Fazlası delikanlıyı boza. Aa! Niye delikanlı da bozsun canım? Bir insan sevdiği için her şeyi yapabilir yani. Ne var bunda? Öyle mi diyorsun? Evet. İyi de neye benzeteceğim beni? O da önemli. İşte o fotoğrafları o yüzden çektim ben. Hı? Gel birlikte bakalım, karar verin. İyi. Hadi bakalım. Bakalım. Ay tepem zorluyor. Ay tepem zorluyor. Gördün mü gazeteyi? Gördüm. Neye böyleyim sanıyorum? Ah Hüsnü, ah. Ben sana dedim zamanında. Sana dediydim, ben sana dediydim. Hemen de kaba eti beni at. Sen değil miydin daha sabahleyin telefonda Şenşafrak Gül Hanım'a yemek tarifleri veren? Ben seni kanı verdim Hüsnü. Ya. Biliyorum ben başımdan beri kamurancıyım. Bu yaşa gelmiş elini erkek elde vermiş kız. Kamuran. Ne? Arkadaş sen kamuranın düğündeki kılığını, kıyafetini, halini, tavrını görmedin mi ya? Bıraksan bir batında on adamın elini tutuverecek kamuran. Tövbe de lan. Tövbe tövbe. Beni de dedikoduya düşürüverdiniz ya. Yapmayın öyle. Vallahi ben onu bunu bilmem Hüsnü. Bu haber gazetenin dam göbeğinde çıkıverdi. Evet. Herkesler de bunu görüverdi. Tamam gül, iyi kız, hoş kız, cana yakın kız. Ama ben oğluma yakıştıramam artık bunu. Ya tamam, her şey düzene girdi. Her şeyi düzene koyduk diyorum. Gene bir şey çıkıveriyor. Dön başı gene. Ben de ne yapacağımı şaşırdım ya. Yusuf'un da havaları bir görsen. Şu gazeteyi elime bir tutuşturuşu var. Şunu. Vallahi illet olacak. Gırtlağını sıkıversin. İyice diline düştük gari. Hüsnü. Evet. Sen de kız şu inadını gari. Hazır barış olmuşken artık hırlaşma şu Yusuf abi gillen. Hüsnü'yüm ben ne görüverdim bilip durur mu? Bilmiyorum ne gördün? Ay Cemal'le Kamuran'ın bebelerini. Tövbe de lan. O ne kız? Ne bebesi? Temsili olaraktan. Ha. İnternette gösterdiler beni. Nerede gösterdiler? İnternette. Kızım şunun bir adını öğren. Artık köyümüze girmiş bir teknoloji ya, internet ya. Onları ben de bilip durayım da bunu tam anlamadım. Neymiş o? Dur şimdi ben anlatıvereyim.
baba, internette bir kısım siteler var. Evet. Bu sitelere erkekle kızın fotoğrafını loading edip durum. Niye edip durum? Loading. Yani fotoğrafı yükleyip durum. Yükleyip durum, evet. Bilgisayar kızla erkeğe göre bir tane fotoğraf çıkarıyor, bebe fotoğrafı. Evet. Sen de o fotoğrafa bakıyorsun, kime benzeyecek, neye benzeyecek, bebenin fotoğrafına bakıyorsun. Ay Hüsnüm bir gözü. Ay Hüsnüm bir gözü. Toz tabağlak, yüz yuvarlak böyle. Ay yüzlü, badem gözlü bir şey. Kucağıma alıp hoppada hoppada hopletesim geldi vallahi. Gavran'la Cemal evleneydi zamanında sen dedi, ben de bu bahane adayı oluverecektik. Torunumuzu bekleyecektik beraber. Ay ben de hal oluvereceydim. Kafam kazan gibiydi, biz bütün karışıverdi ya. Ya Niyazi, Sıddık, iki dakika gelsiniz. Ya bu böyle beklemekle olmayacak. Biriniz gidip Seval'in yanında dursun. Ne olur ne olmaz. Adamlar gelip kızı bulur, sonra götürürler falan. Nurten kızım. Heh, Sultan Hanım. Sana bir şey soracağım gari. Heh, soruver. Hani sen geçenlerde bana geliverdin de dedin ya, Gaan Bey, Gülsüm'ün eski nişanlısı diyeverdin. Ha, dedim. Ben sonra onu Nihal'e soruverdim. O da bana dedi ki, yok babaanne sen yanlış anlayıvermişsin. Gaan benim eski nişanlım diyeverdi. Sen de buna inandın mı? He, inanıverdim. Ama bugün gazetede gördüm ki Gaan Bey oğlum Gülsüm'ün eski nişanlısıymış. Şimdi hangisi doğru sen bana bir söyle bakayım. Benim içime bayağı bir gurt düşüverdi kızım. İyi ki o gurt düşüvermiş içine. Benim dediğim doğru sana Sultan Ana. Şimdi ben bunu Gülsüm'e Nihal'e sorsam beni yine kandırıverecekler. Ben de kanıvereceğim tabii. De bakalım kızım, sen bana bunu bir güzel ispat ediver. Hangisi doğru bunun? Benim için bir rahat ediversin. Sultan Ana, sosyal medya diye bir şey var. Sen bilip durur mu? Yok bilmiyorum kızım. Nerede oturup durur? Bir yerde oturup durmuyor da o. Öyle bir şey ki ondan kaçamazsın sen. Değil mi? Ha, o öyle senin peşinden gelir, hop diye yakalayıverir vallahi. Abo! Yok, korkma korkma, gelmez o. Kız çatlatma kadını, söyleyiver işte. Ana, söylemeyeceğim, ben ispat edivereceğim, gösterivereceğim işte. Ah, bak bakalım. Heh, gördün mü bak, Gangim'in nişanlısıymış, Gül'üm mü Nihal'im mi? Abo! Abo! Sultan Ana. Aa, ana. Sultan Ana. Kadın bayılıverdi. Su getirme. Kolonya getirme. Kolonya getirme. Sultan Ana. Sultan Ana, kurban olam aç gözünü. Sultan Ana. Ay, kız kadının yüreğine indirdin. Aa, ana ne bileyim ya. Kendi dedi ya ispat ediverdi. Sultan Ana. Ana. Hadi bakalım. Geldik. Burası neresi ya? Ya bırak sen, sen nereye kaçacaksın ya? Burası neresi ya? Ağzına ya konuş. Bırak, Allah Allah git. Ya bırak. Ya nereye götürüyorsunuz bak, ayağım be? Vurguldu, ayağım vurguldu ya, bırak. Ya bıraksana, bırak. Ya sen bizi başka biriyle mi karıştırıyorsun? Ya bizim evin çantayı vereyim ha. Bunu yersin, yersin çantayı. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Kardeşime bir şey yaparsınız, gebertirim. Abla dur. Gülün. Abla bırak. Ya bırak ya, ne biçim durma. Bağlayın lan şuna ağzını. Ben geliyorum şimdi. Hayır. Bırak, bırak kardeşim. Bırak. Ya ne yapıyorsun? Gidecek el, dikkat et bak, taşlar Mahmud'a. Ya tamam. İşte. Gidecek el. Buraya ya, gidecek el. Sival.
Sival! Sival! Köy gazeteye basmışlar. Hepimizin de resmini koyuvermişler. Tamam mı? Ondan sonra da hissediyorum ben şimdi. O seni arayan adamlar var ya. Onlar köye gelebilirler. O yüzden seni buraya saklayayım dedim. Ya, ya tamam da bunun yolu bu mu ya? Ben yokken köyde daha büyük olay yaratır onlar. Bir sürü insanın hayatı tehlikede. Hadi hemen gidelim Cemalleri bulalım. Olmaz Akide şekeri. Ya ben seni o adamlara kaptırmayacağım diyorum. Ya kaptırmazsın da. Onlar her türlü kötülüğü yapabilecek insanlar. Hem burada nereye kadar kalabiliriz? Ya Akide şekeri gerekirse sonsuza kadar burada saklanabiliriz. Hem yani o adam bana seni vermeyeceğim diyorum işte anla ya. Çok soğuk. Hadi, hadi sen git biraz çalı çırpı topla. Buz gibi. Ateşi kırılsınırız. Üşüdüm ben. Çok soğuk. Kibritim vardır umarım. He var kibritim. Tamam. Hadi, hadi koş. Koş çalı çırpı topla. Hadi, hadi. Sen hasta olma. Gel bakayım. Gel şöyle otur bakayım. Gel. He, otur böyle. Bu da beni bekle tamam mı? Ben şimdi odunları falan toplayacağım. Gel canım. Ama dikkat et ha. Hadi bakayım. Ya hemen de inandım. Yazık. Celal. Heh, Ayten. Anamlar eve geldi de söyleyiverdiler. Neli olmuş öyle? He, bu barış yemeği en çok bize yarayıverdi Celal. O gazete haberi çok işimize geldi. Dudu teyze Gül'le kaynaşı vermiş değil mi? Haberi görünce birden Gül'den soğuyuverdi. Hadi gidelim de. İşçinin Üsko'da konuştuğunu verem. Bu haberden sonra çok malzeme çıkar bize böğün. Hadi, hadi. Akide şekeri. Akide şekeri. Akide şekeri. Lan, nerede bu akide şekeri? Akide şekeri. Akide şekeri. Akide şekeri, tövbeler. Yoksa bir akide şekerimi buldular da alıp gittiler mi? Allah lan, hiç de istedemedim ya lan. Ama odunlarla kafama vur emmi lan. Bunlar lan be. Akide şekerime bak ya. Akide şekeri, akide şekeri. Neydi lan bu dişçi? Bilmiyorum ki. Acaba haberden sonra köyü mü terk ediverdi? Yok lan. Ayten. Bu ne lan? Koş. Kaan abi, ne oldu sana? Gül'ü kaçırdılar. Ne? Ne? Gül'ü kaçırdılar. O zaman Ayten sen bunu al ve ben hemen gelip dururum. Ay, ay Kaan, çözü vereyim Kaan abi. Evet, çözü vereyim. O
Niyazi var. İçeri lütfen. Ne oluyor oraya? Ne oldu lan? Sivali kaçırmışlar. Nereden bilip durun lan? Ha, not mu bırakmışlar ne? Ya yok, kapı gitti değildi. Ben de içeri girdim. Sivay 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 diye dolandım odalarda. Yoktu. Kaçırdılar. Oğlum Gemran'la falan dolaşmaya çıkmış olmasın sakın. Huylandım ben. Kaçırdılar. Abim nerede? Abin içeride lan. Abi. Gülü kaçırmışlar. Ne? Dişiyi de Mıktarlı'nın üst katına bağlayıvermişler. Kim? Celal kim? Ya bilmiyorum işte, bir takım adamla. Eyvah. Eyvah eyvah. Yürü. Ne iş? Ne yaptı bunlar ya? Bilmem abi de iş ya. Telaşlı telaşlı gidip dur lan. Dur bakalım dur. Var bir şeyler mi? Var var. Kesin var. Ne yapacağız oğlum ya? Tamam lan dur hadi. Bir şey düşünün o zaman. Dur. Bir şey Allah. Ne oluyor lan? Sivay! Sivay sen neredesin? Biz seni kaçırdılar sandık. Yo, beni Hikmet kaçırdı. Ne? Hikmet mi kaçırdı? Şuursuz ya. Pis. Yani kaçırdı derken köyden kaçırdı. Hasanlar izimi bulurlar diye. Başkalarını da mı kaçırdılar? Ha, kaçırıverdiler. Gül'ü kaçırmışlar. Allah cezalarını versin. Versin, versin, versin. Ne oldu? Oh. Üç tane adam geldi. Bir tanesini tanıyorum onların ama... nereden çıkartamıyorum. Neyse. Beni bayılttılar. Gül'ü de kaçırdılar galiba Cemal. Ya onlar işte. Verin bir telefon arayayım Hasan'a. Gül'ü bıraksınlar, beni alsınlar. Ya tamam Seval, saçmalama. Olmaz öyle şey. Olur, olur ya. Ya Sival uzatma. Kaç kere dedim sana. Vermeyeceğiz o adamları sana. Ya kızcağızı benim yüzümden kaçırdılar. Onların derdi benimle. Sival yeter. Hekim Bey. Yaptığını gördün mü? Beğendin mi Hekim Bey? O haberi yapmayaydım bütün bunlar başımıza gelmeyecekti. Ya Muhtar Bey, o haberden haberim yoktu. Ya Allah belamı versin, haberim yoktu haberden. Ya tamam uzatmayın. Hala neyi tartışıyorsunuz ya? Biz asıl ne yapacağız onu bir düşünelim. Jandarma yardım. Hayır, ne yapıyorsun? Dur. Dur. Gül'ün hayatını tehlikeye atamayız. Ne yapıyorsun? Olmaz lan. Jandarma olmaz. İş büyür. Nasıl aramayacak mı bunlar? Arayacaklar. Telefon bekleyeceğiz gari. Başka çaremiz yok. Telefon bekleyeceğiz. Telefon. En iyisi o. Etrafa baktım. Ortam temiz. Kız çok zorlu çıkarıyor abi. Ah dizim. Dizin kırılsın inşallah şekerim. Ya benim klostrofobim var, siz manyak mısınız? Klostrofobisi olan insan bağlanır mı ya? Şekerim, içimize mi doğacak senin klostrofobin? E tamam işte öğrendin. Ne bulacağım? Hadi beni çöz. Öğrendiysek ne yapacağız? Seni köyün meydanına bağlayalım, herkes seni görsün. İmdat! Kes sesini. Söyle bakalım. Seval'i köyden nerede tutuyorsunuz? Seval kim ya? Benim evimden kaçırdığınız kız nerede? Ya ne bileyim ben, tanımıyorum köyde öyle bir kız ya. Sen de sus! Abla! Ah! Tutun şunu! Şu sende olan şok aleti nerede? Beni bahçede bayılttın. Ha? Ha? Kadınların çantasından bir şey bulmak mucize abi. Konuşuyordu, ne yapayım? Şimdi söyle bana. Seval nerede? Ya ne bileyim ben Seval'i falan tanımıyorum ya. Ya ben Seval'in bekçisi miyim?
sen ne yaptın bugün bizim evde? Sevgilini bizim evde bırakıp eski nişanlına mı döndün? Ne diyorsun sen be? Yeme beni şimdi. Gazeteler sizi yazdı zaten. O benim nişanlım falan değil. Sanırım Seval köyde o çocukla beraber abi. Bunun bir şey bildiği yok. Ver şu köylünün numarasını bana bakayım. Yok, ben de numarası sildim. Ya bakın, zaten biz sizin işinize yaramayız ya. Lütfen bırakın bizi. Bırakacağım bu işleri. Şimdi siz böyle oturun ve kendinize birazcık gelin. Aklınıza bir şeyler gelir belki. Güzel kız. Ya böyle beklemekle olmaz. Arayalım Hasan'ı, bitsin bu iş artık. Olmaz öyle şey. Ararsak senin bizimle olduğunu anlarlar. Canım, nerede görülmüş fidyecinin arandığı ya? Onlar arayacaklar, usuldendir. Evet. Şşş, hele bakın lan. Gül'ü arayalım. Doğru diyor lan. Doğru diyor. Cemal, sen ne var ne yok gibisinden bir arayı ver. Ha. Ha. İyi, doğru diyorsunuz. Bir şansımızı deneyelim bakalım. Bak, bak, bak. Aklı sıra bizi kandıracak. Körünün resmi çıkıyor burada. Hani rehberden silmiştin numarasını? Ben ne bileyim onu sorduğunu. Başkasını soruyorsun sandım. İsmini mi verdin sanki? Bunda manita çok abi. Dişçi, bu, başkası. Allah versin, karıştırır tabii. Tamam lan, magazin müdürü. Kes. Alo, Gül Hanım'ın telefonu. Buyurun Cemal Bey. Lan, bana bak, Gül nerede? Burada. İyi de orası neresi? Vay, aklı sıra yerini öğrenecek. Orası neresi diyor. Bana bak, Gül iyi mi? İyi, selamları var sana. Bak şimdi, selam faslını geçelim. Senden bazı isteklerim olacak. Ne isteği, istek, istek ne? Radyodan istek mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Bana bak, biz çok ciddiyiz ona göre. Onu anladık, onu anladık. Onu anladık da sen ilk önce bana bir Gül'ü ver bakayım. İyi mi değil mi, bir sesini duyayım. Tamam, al konuş bakalım. Alo Cemal. Gül, iyi misin? Ablamı da kaçırdılar Cemal. Ne, ablanı da mı kaçırdılar? Evet. Ne? Gül, iyi misiniz peki? İyiyiz. Da ablam baygın. Cemal, madenlerdeyiz. Ne? Lan! Olur lan. Madenlerdelermiş. Yürüyün hadi, yürüyün. Çekil. Ne oluyor lan? Allah canını sağ olmasın ya. Rabbim ya. Neredesin lan sen? Sival'i kaçırdılar. Sival nerede? Yürüldü, dur. Sival'i kaçırdılar. Seval burada, görmüyor musun? Kim bu? Seval değil mi? Gül'ü kaçırdılar asıl, Gül'ü. Sultan ana. Ah. İyi misin anam, kendine gelebildin mi açık? İyiyim Esma kızım, iyiyim gari, iyiyim, iyiyim. Hadi bana müsaade edin gari, ben gideyim de. Çok işim gücüm var benim, gideyim de onları hallediverim. Açık daha dinleniver, kendine geliver. Dinlendim kızım, dinlendim. İyice bir dinlendim gari. Ne demişler? Acı patlıcanı gırağa çalmazmış. Beni de çalıvayamadı gari. Hadi ben gideyim. Şu işlemi bir an önce hallediverem. Yavaş. Hadi. Hadi sağlıcakla kalın. Hadi. Hadi bakayım. Hadi. Hay Allah, kadın da bayılıverdi. Kız kadının yüreğine indiriverdin ha. Ha ben ne yaptım, ona ispat et dedi, ben de ediverdim. Baba sen de tam ispat ediverdin ha. Şu kız. Lan yakışıklı,
Siz hiç madenlere gelmeyin ha. Çünkü biz lokasyon değiştiriyoruz. Bizden haber bekleyin. Öyle polis, molis, jandarma. Sakın ha. Bana bak. O kızlardan birinin bile saçının tenine zarar gelirse yakarım olduğunuz yere. Vay, vay, vay. Çok korktum ben ya. Ne dedi? Ne dedi? Mekan değiştiriyorlarmış. Bekleyeceğiz. Ya arkadaş, bu işte bir adaletsizlik söz konusu. Bir kişiye karşı iki kişi kaçırdı bunda. Olmaz yani. Bir kişiye iki kişi. Ne oldu lan? Ne yapıyorsunuz burada? Gülleri Nihal'i kaçırdılar. Nihal'i mi kaçırmışlar? Niye kaçırmışlar ya Nihal'i? Bir dakika. Ya boş ver Bünyamin. Oğlum neyi boş ver? Niye kaçırmışlar kızı şimdi? Ben anlamadım yani ya. Ah, Udun, yakansın. Hediye. Allah Allah ya. Bana da anlatın şunu ya. Bu nasıl? Yok, bize ters. Ha. Peki bu? Yok, bu da olmaz. E Kemal, sen hiçbir şey beğenmiyorsun ya. Dur bak. Bu. Güzel. Ben bu hiç olmaz. Bu. Ne sen bizi ne sandın? Sanal dünyanın kızı. Bu tiplere girersem ben köyde madara olur veririm. Allah Allah. Bana bak Kemal. Benle birlikte olmak istiyorsan bu şekillerden bir tanesine girmek zorundasın. Ne bu şekle girelim, ne serden vazgeçelim. Ben seni anladım. Sen bizi sirk maymunu gibi ortalıkta dolaştırıp millete güldürecek. Bizim seninle bir geleceğimiz olmaz. Bir koncanların gülü. Hadi bakayım. Of Kemal ya. Daha başım bura, ben anlamadım yani. Gupe gündüz köy yerinde kadınları kaçırıyorlar ya. Bünyamin Bey, yani şu anda galeyana gelmenin hiç sırası değil. Lütfen sakin olun biraz. Allah Allah, sakin diyor ya. Ya kadınları kaçırmışlar, kızları kaçırmışlar köyde. Nasıl sakin olayım ben yani? Bünyamin, istersen sen eve git, bizden haber bekle ha? Vay be Niyazi, böyle mi olduk şimdi ha? Kamuran'ı beraber kurtarmadık mı Niyazi? Anca beraber, kanca beraber demedik mi? Kader birliği yapmadık mı? Şimdi bana en ihtiyacın olan yerde ben sizi yalnız mı bırakayım burada? Tamam Bünyamin, kal. Kal ama ne olursun sus. Tamam mı? Sus. He sus. O kadar adam, iki tane kızla şey yapamayın, başa çıkamayın. Bünyamin sus, Bünyamin sus. Bünyamin nasıl sussun yani? Bünyamin sus! Bünyamin sus. Ya susunca sanki göz verecek, kızlar gelecek. Kızlar şey... İçeri. Alın. Yeter diyorum. Otur dur şuradan şuraya. Ne o lan? Hepiniz toplaşıp yemişsiniz, ha? Dişiniz mi ağrıyor? Dişimiz... yok Sultan anneciğim, arkadaşlar kontrolü gelmişler de. Telefonun çalıyor, baksana lan. Evet, çalıyor. Merhaba, ben şu an biraz meşgulüm. Daha sonra döneceğim size. Allah Allah. Manyak mı lan bu? Ne meşgulü? Sultan anneciğim, ne gerek vardı? Buraya kadar zahmet etmişsin. Ben gelirdim. Senin dişinse problem, evinde kontrol ederdim. Yok. Senden daha önemli bir mesele konuşacağım ben. Ha, buyur. Çıksın bunlar dışarı. Hadi çıkın bakayım. Yürüyün gari, hadi. Hadi madem. Çıkın ben çıkın. Biz sonra geliriz kontrol edelim. Tabii tabii. Hadi. Allah aman, yürüyün gari, hadi. Çabuk çabuk, hadi yürüyün bari. Lan ne bekleşip durunuz burada ha? Kasabın önünde kediler gibi. Dağılın dedim size. Yürüyün gidin. Hadi yürüyün bari. Yürüyün bari. Gelin lan, gelin. Sessiz olun, arkadan dolaşacağız. Gel. Beni bak Kaan Bey oğlum. Hindi söyle bakayım bana. Sen kimin nişanlısı olayıyorsun? Ha? Gülsüm'ün mü?
Ne halinle? Ne? Kimin nişanlısı olayım dedim. Nişanlı şey, anlamadım da her şeyden Niyazi Bey sizin nişanlınız, bir sorun mu var? Yani bir nişanla ilgili ne dediğinizi ben pek anlamadım Sultan anneciğim. Sen sus. Bıdı 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 bıdı. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne? Niye geldiniz buraya? Ben size gidin demedim mi? Cevap ver telefona. Cevap ver. Ben meşgulüm demiştim size. Lan ne rahat adamsın sen öyle. Ne meşgulü? Bir türlü ulaşamıyoruz sana. Utanmıyorsunuz bu laf dinlemeye. Gidin hadi. Gidin gari. Gidin dedim lan. Gidin gari. Cimali unutma. Ne oluyor lan burada? Bağırış çağırış ne? Tövbe tövbe. Kaan Bey oğlum. Şimdi nereye gitti bu? Ah, gelin gelin, burası güvenli, buraya gelmez. Geç. Geçin lan, çabuk geçin. Geçin gari. Hekim Bey nerede? Hah. Buyurun, buyurun Hekim Bey. Ah, geçin öyle. Ne yapacağız lan? Kaçmadan paraları aldım. İyi yaptınız. Aha, iyi yapmışsın, iyi. Bu paraları veririz, Nihal'i alırız. Gerçi bunların derdi para mara değil ama yine de sağ solu belli olmaz. Efendim? Lan ne değişik insansın sen öyle. Bir türlü ulaşamıyoruz sana. Uzatma lan. Ne istiyorsan söyleyiver. Bana Seval'i getireceksiniz. Seval bizle gelmedi. Gül öyle söylemiyor ama. Seval'in yerini biliyormuş. Ah be Gül, ah be Gül. Bak ben senden akıllı çıktım. Küçük bir grefle itiraf ettirdim sana. Şimdi Seval'i bana getireceksin. Bak bizde para var. Para var. Biz parayı verelim sana. Sen Gül'le Nihal'i bize teslim ediver. Kaç para var? Ne kadar var? 65.000 tamam. 65.000. O zaman Seval'le parayı buraya getiriyorsunuz. Ya sen ne pis bir adam çıktın ya. Ne yapalım? Biz de 1'e 2 veriyoruz. Sen de Seval'e karşılık ortaya azıcık para koyacaksın. Biz de geçmişte uğradığımız zararı senden tahsil etmiş olacağız. Şimdi gece yarısına kadar vaktiniz var. Bu iki süslü yumurtayı tekrar görmek istiyorsanız eğer Seval'i ve 65.000'i bana getireceksiniz. Ya iyi güzel böyle uzun uzun hoş hoş konuşuyorsun da nereye getirivereceğiz? Bir de onu söyleyiversen. Ben size haber vereceğim. Ha, bu arada polis, jandarma, mandarma sakın. Ya tamam uzatma, kapat hadi. Ne dedi lan bu kadar? Ya Seval'le birlikte 65.000 de istiyorum. Tabii. Ya zaten baştan senin konuşman hataydı Cemal ya. Neden biliyor musun? Çünkü pazarlık kabiliyetin 0 abicim, 0. Ne oldu Kaan Bey? 65.000'e mi üzülüverdiniz? Ya Cemal ne alakası var? Ben getirdim paraları zaten. Ama sen hem Seval'i veriyorsun hem paraları veriyorsun ya. Hekim Bey, hiç devam etmeyin. Bütün bu olanların müsebbibi sizsiniz. Lütfen, rica ederim. Avu etme, yeter ya. Rehine kurtarma operasyonu yapacağız şimdi, belli yani. Ama bunu vereceğiz, parayı da vereceğiz. Nihal'i alacağız. Bitti gitti ya. Öyle bunu düzgün konuş. Seval'i falan vermem oğlum ben. İşte hareketine dikkat et. Ben de vermem Seval'i. Allah Allah ya. Bu zaten onların şeyi değil mi ya? Nedir anlamadım. Bünyamin, yine ağzının ayarı kaçıverdi senin. Ne demeye çalışıyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu lan senin? Duymuyor. Ağzına bir tane çakacağım zaten. Ağzı falan kalmayacak. Ondan böyle konuşuyor. Pis. Oğlum yani lafı bulduramadım da o yüzden öyle arkadaş diyecektim. Öyle şey, bana ne bağırıyorsunuz ya böyle? Ben anlamadım yani. Ya verin beni işte, bitsin bu iş. Vicdan azabı duyuyorum vallahi. Sival lütfen sen karışma lütfen. Sival bunu ben diyecektin. O dedi benden önce değil mi? Lan bir sus. Ya nerede çokluk orada çömüklük. Vır vır konuşup durunuz ya garla gibi. Susun azıcık ya. He Niyazi doğru söylüyorum.
Celal, sen Ayten'i de al, eve gidiver. Buradan çıkar çıkmaz da bu konuyu unutuyorsunuz. Bundan kimseye bahsederseniz bu sefer fena bozuşuruz ha. Tamam, hadi bakayım. Tamam abi, öküzüler sözü. Ben de onbaşılığa sözü veriyorum. Hadi bakayım, sözler verildi. Hadi, paşa paşa, el ele, kardeş kardeş, hadi. Celal, hadi, hadi abicim. Şimdi, bir dakika. Bizim bir plan yapmamız lazım. Gül'le Nihal'i kurtaracağız. Ama Seval'i de vermeyeceğiz. Nasıl olacak? Bir plan lazım işte buna. Oğlum Seval nasıl teslim etmeyeceğiz? Seval'in duplörünü mü bulacağız? Bak, 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 bak. 40 yılda bir ağzından doğru bir şey çıkıverdi. Plan arıyorduk, plan buldum. Aramızdan biri Seval kılığına giriverecek. Ben girerim. Ben talibim. Sen nereye giriyorsun lan? Ya dağ adamına bu her yeri kıl. Lan senin ağda masrafını bütün köy karşılayamayız lan biz. Lan soluk surat. Ne diyorsun lan sen? Lan sus, ben gideceğim. Hikmet, tamam sen bir ayrıl bakayım oradan öyle. Sıddık giriversin. Çünkü Sıddık deneyimli bu konuda. Daha önce kadın kılığına girdi. Nasıl girip çıkacağını iyi biliyor. Sarı peruk alalım. Onlar beni sarı saçlı biliyorlar. Peruk filan. Sivacığım biz peruğu nereden alacağız acaba? Muğla'da bir kuaförde var. Elbisem de yukarıda. Giydiririz. Tabii. Yalnız arkadaşlar, tamam Sıddık'ı verelim. Ama ya kaçırırlarsa o zaman nasıl geri alacağız arkadaşım? Almayalım Sıddık'ı geri ya. Ne halçet Sıddık'ı geri? Kalsın onlarla. Bir de geri almak lazım değil mi Sıddık'ı? Onu hiç düşünmedik ya. Tamam ben düşündüm ama. Şimdi benim jipte bir GPRS verici var. Ben arazi tırmanışlarında falan kullanıyorum bunu. Ben jipi getireyim. Onunla teslim edelim. Eğer kaçırırlarsa takip edebiliriz. Ha tamam. Onu Sıddık'a nasıl... Tamam o zaman... Bir iş bölümü yapalım. Niyazi, sen Sıddık'ı şöyle güzelce sinek kaydı bir tıraş ediver. O sırada ben Seval'le, evet sen. Ben Seval'le gideyim şu peruk işini halledivereyim. Sen de artık cihazı getirirsin. Tamam, hadi bakalım. Hadi, telefon. Hadi Seval. Yürü, çabuk olun ha. Sinek kaydı, tıraş bir bakalım. Öyle sakallara senin. Sakallı kesin bunu. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Ne oluyor lan burada? Kurtulmaya çalışıyorlar abi. Demek kaçmaya kalkıştınız ha? Çok mu film seyrediyorsunuz siz? Ha! Ya bir makyaj falan yapalım. Böyle olmaz ya. Bünyamin ayıp oluyor ama. Ya bari şey ruj sürsek ya. Kırmızı ruj. Gözümü seveyim. Ne? Ruj be hadi.
Takacağız mı onu? Evet. Yeşil naplar var ya. Onun ne? Tamam, o zaman şu GPRS'i de bir monte edelim. Edelim, edelim. Müsait bir yerde, uygun bir yerde monte edelim. Şuna bu lafları veriyorsun ya, doktor bey, helal olsun. Vallahi Türkçenin azizi diye Sıddıkçığım, kusura bakma. Eteğini kaldırır mısın biraz? Efendim? Eteğini kaldırır mısın? Bunu iyice yukarıya takacağım ki görünmesin. Tamam. Sıddık gevşedi. Niye min? Ayıp oluyor. Yalnız ben ya. Hoş kız. Ay hoş kız. Şerefsizim. Nurten'den güzel oldun ha valla. Bu bombinde nereye gidiyorsunuz Sıddık Hanım? Zeyno operasyonuna gidiyorum Hikmet. Sus sen yeter. Yeter kızdırmayın hadi. Ruş mu? Ruş. Ruş ruş. Bir daha ruh yap. Yap böyle. Şşş, dur sessiz arıyorlar. Umarım hazırsınızdır. Hazırız. Nereye geleceğiz? Belen kahvesinin oraya girin. Ben size yeri sonra bildireceğim. Bak tekrar hatırlatıyorum. Tamam tamam anladık. Polis jandarma yok. Ne dedi? Gidiyoruz Belen kahvesinin oraya. Seval sen kalıyorsun yalnız. Tamam. Aa, çantayı unutmayın. Ha, tamam aldık. Bir daha ya araba ben Asyon'a eğer gideceksek ben sanayiden yeni çıkarttım arabayı. Asyon'a sokmam arabayı. Hayır Bünyamin zaten benim arabama ihtiyacımız var GPRS için. Hadi tamam gidelim. Hadi işte Kaan'ın arabası benim arabam hadi. 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 Gir koluna gir koluna. Gir gir gir. Tır tır tır. Dediğin yere geldik. Tamam. Taş köprüye gelin. Köprüde değişim olacak. Beni takip edin. Tamam, taş köprüye çağırıyor. Nihayet gelebildiniz. Seval'i indirin. Olmaz öyle. Siz de aynı anda Gülle'ni elini bırakacaksınız. Paralar bende. Seval'i verin getirsin. Sıddık. İndirin kızları. Aynı anda bizim kızları salacaksınız. Anlaştık. Sizin kızlar burada. Şimdi hadi salın. Gül. Cemal. Kes.
Özledin mi beni bebeğim? Yavaş. Nasıl sever bu böyle? Feyavası yaramamış. Baksana tombikleşmiş. Ay ben çantamı unuttum. Bir dakika. Ya, çantamı unuttum.